Herkese saygı ve sevgiler. Bu videomuzda farklı bir memur alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Eylül ayı itibariyle alımlar bir tık yükselmiş oldu. Eylül ayı ilanlarını şöyle kısaca sizlere aktaracak olursak da Ankara Çankaya Belediyesi'nde Bilecik Osmaneli, ve Kesu Bakanlığı Antrenör Alımı, Maraş Belediyesi, YÖK Kalite Kurulu Başkanlığı, Belikdüzü Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çankırı Çardaklı ve dün itibariyle 15.000 öğretmen alımı olacağını duyurmuş oldular. Bu videomuzda ise Gaziantep Belediyesi'nin yapacağı memur alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağız arkadaşlarım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlemiş olun. Tabi ilanlar, duyurular, alımlar gerçekleştikçe bizler en iyi şekilde araştırıp sunmaya gayet göstermiş oluyorum arkadaşlarım. Lütfen size de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyin ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Demiş olduğum gibi tüm atamalardan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Evet Şehit Kamil Belediyesi'nin yapacağı memur alımının genel şartları hakkında ilk önce bilgi verecek olursak da ilan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı devlet memuru kanunun 40. maddesinin 1. fırkasının ağabeyini de belirten aşağıdaki genel şartlara sahip olmanız gerekiyor. İlk olarak Türk vatandaşı olmanız lazım. Kamu haklarından mahrum bulmamanız gerekiyor. Türk ceza kanununa uygun nitelikte olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için askeri ilişki olmaması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekiyor. Özel şartlara hakkında bilgi verecek olursak da ilan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olan okul itibariyle öğrenim şartını taşımış olmanız ve bu öğrenimle ilgili 2020 yılı KPS alımı yapılacak ünvanların karşısında belirten puan türünden Bersen Asgari KPSS puanı sahip olmanız gerekiyor. Birazdan tabloyu da size aktarmış olacağım. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerden çıkarılmamış olmanız gerekiyor. Zabıta yönetmenliğine göre boy kilo şartlarını taşımış olmanız gerekiyor. Erkeklerde en az 167 metre, kadınlarda ise en az 160 metre boyunda olmak gerekmektedir. Bilginiz olsun. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi net bir şekilde aktarmak istiyorum. Tabi belirtilen süre içerisinde en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiğini vurgulanmış durumda. Peki tabloya göz atacak olursak da zabıta memur alımında 10 kişilik alımda üniversitelerin çevre mühendisi, inşaat mühendisi, gıda mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği, veteriner lisans bölümünden mezun olan kişiler en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmakla beraber KPSS puanı en az 75 olması gerektiğini vurgulamış durumda. Diğer bir zabıta memur alımında ise 40 kişilik kadro bir açılmış. Yerel yönetimler lisans bölümünden mezun olması gerekiyor. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak P3 puan türünden en az 70 puana sahip olması gerekmektedir sevgili dostlarım. Peki başvuru yeri tarihi ve şekli süresinden bahsedecek olursak da 27.09.2021 tarihinden 01.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehit Kamil Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No.4 Şehit Kamil Gaziantep adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yoluyla veya eksik bilgi ve belgelerle yazan niteliklere uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirme alınmayacaktır. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılmış olacaktır arkadaşlar. Peki başvuruların değerlendirilmesi ve başvuruların kabul edilmesi hakkındaki ilanlar hakkında size bilgi verecek olursak da arkadaşlar sınava girmeye hak kazanan adaylar KPS puanları ile 15 -2021 tarihinde belediyemizin adresinde ilan edilmiş olacaktır arkadaşlar. Başvuruların kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihin bulunduğu sınav giriş belgesi gönderilmiş olacaktır. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Sınavın yeri zamanı ve konularından bahsedecek olursak da zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 15-11-2021 ile 26-11-2021 tarihleri arasında Şehit Kamil Belediyesi yine aynı adres üzerinden sizler saat 9'da sınava başlamış olacaksınız. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilmezse ertesi güne devam ettirilmiş olacak arkadaşlar. Peki sınavın konuları nelerdir? Hangi konular çıkmış olacak? Bunlar hakkında bilgi verecek olursak da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 650 sayılı devlet memurları kanunu mahalli idare ile ilgili temel mevzuatlar çıkmış olacaktır. Sözlü sınavla ilgili kendini tanıtma bölümü için ben bir video çekmiştim. Yine sizler kanalıma uğrayarak kendini tanıt videosuna ulaşmış olabileceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel ortaya atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Lütfen o videoyu izleyerek sözümüne kadar dahil olmuş. Onun belediye memur alımı bu şekildeydi. Başvuru şartları hakkında sizlere bilgi aktarmış oldum. Sizlere uyduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapmış Onun Gayet güzel bir alım. 50 kişiliği bir kontenjana ayrılmış durumda. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Evet farklı ilanlardan, farklı süreçlerden, farklı atamalardan haberdar olmak için kanala abone olmanızı, tüm bilgi ve süreçten haberdar olmak için muhakkak bildirimleri aktifleştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman gelecek? Arkadaşlar şu an için resmi bir tarihi yok. Sağlık Bakanlığı ataması ile ilgili bir açıklama geldiği takdirde veya bir duyuru geldiği takdirde kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alımların olması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlarım.